saatine nail etsin. Bunu da bahsettik yani. Çok dedikodusu var bu işlerin de. Araya da sıkıştırdık yani. İşte böyle zor dönemlerde Efendimiz Aleyhisselam bir yolunu buluyor. Taif'e gidiyor. Derdi şu. Müslümanlara bir kapı açılsın ve bu ızdıraptan, bu azaptan, bu işkenceden kurtulsun. Taif'e gidiyor. Umutla ama. Bir umutla Taif'e gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam yanında kölesi Hazreti Zeyd. Kur'an'da da geçer. Kur'an'da tek bir kimsenin adı geçer. Zeyd'dir sahabilerden. O da Hazreti Zeyd ayeti vardır. Taif'e gidiyorlar. Oranın büyükleriyle görüşecekler. Büyükleriyle görüşecekler. İşte Müslümanlara bir yer verin. Buraya hicret edilsin. Medine yok o zaman gündemde. Bir anlaşma gibi bir şey. Bir yolunu buluyor. Oraya gidiyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve biliyorsunuz değil mi? Ne olduğunu. Taşlıyorlar Resulullah Aleyhisselam'ı. Taşlıyorlar. Ayaklarından kanlar akıyor Resulullah Aleyhisselam'ın. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor, diyor ki Taif'te ona. Ya Resulallah, Allah sana selam söyledi. İçinde bulunduğun, uğradığın bu kötülükten dolayı istiyorsan dedi, eğer sen kabul ediyorsan bu iki tepeyi dedi birbirine kapatacağım, bu Taif'i yok edeceğim dedi, emir aldım. Taif iki tepenin arasında yeşillikli, vadilik, böyle yeşili bol bir yer. İkisini kapatacağım ve burada bir tane canlı bırakmayacağım dedi. Allah böyle emretti. Sen de razıysan bunun için emrolundum. Efendimiz Aleyhisselam ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Ben sizi alemlere ben seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim diyor. Ayet bu. Ben olsam peygamberin yanında beni taşlayacaksınız burada. Çıkışta da bana bir de diyecek ki böyle böyle, vallahi bir tanenizi bilmiyorum yani. Ben böyle, nefsim benim azgın. Azgın benim nefsim. Düşmanlık biliyor. Ama ne dedi peygamberimiz? Biz onun hakiki yolundan gitsek bu duygudan koparız zaten. Diyor ki burada kıyamete kadar, bak o gün demiyor, yarın demiyor, bir ay demiyor, beş yıl demiyor, kıyamete kadar bu topraklarda bir tane bile Müslüman çıkacaksa bunların soyundan yapma diyor. Ve affediyor Resulullah Aleyhisselam. Tabi bugün Taif Müslüman. Biz yapabiliyoruz mu? Baba yiğitliği gösterebiliyoruz mu? Mekkeli akrabaları, dostları işkence yaptılar Resulullah Aleyhisselam'a. Kabe'nin yanında namaz kılarken, çok affedersiniz, içi dolu deve işkembesini başına devirdiler. Kızı gördü Fatıma, babacığım bu ne hal dedi böyle ya. Bu ne hal? Ne hale geldin, üstü başı deve? Söylemeye canım varmıyor. Üzülme kızım dedi, üzülme ya. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Sen kimi kimden soğutmaya çalışıyorsun? Onlara söylüyorum. Peygamberi küçümseyen, onu bunu inkar eden hadis inkarcılarına söylüyorum. Peygamberi küçülten adamlara söylüyorum. Kafirlere söylüyorum. Sen kimi kimden soğutuyorsun? Böyle bir peygamberden bahsediyoruz biz. Ya Rabbi diyor, ya Rabbi affet onları. Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı diyor. Görüyor musun gönüldeki merhameti? Allah bizi şefaatine nail eylesin.